Selamünaleyküm. Mehmet Bey Kütahya'dan arıyor. Hayırlı sabahlar efendim. Buyurun. Hayırlı yayınlar hocam. Programınızı Buyurun. zevkle izliyoruz, bilgilendiriyorsunuz bizi. Teşekkür ederiz. Allah razı Benim olsun. sorum şu, malum hac mevsiminin sonuna geldik. Evet. Peygamber Efendimiz zamanında şeytan taşlama diye bir hareket oluyor muydu? Onu soracaktım. Evet. Neden böyle bir soruya ihtiyaç duydunuz? Konuşmalarımız geçiyor. Merak ettim. Şimdi Öğrenmek istiyorum Mehmet aslında Bey, sizden. Mehmet Bey, Efendim. Türkiye'de Ankara diye bir şehir var mıdır? Vardır tabii. Vardır. Peki. Ben desem ki Ankara diye bir şehir yok. Uyduruyorlar, kandırıyorlar bizi desem ben ne yapmış olurum? Saçmalamış olurum. Evet. Aklımdan şüphe edersiniz, değil mi? Evet. Bu neden Ankara ya da İstanbul bu kadar bilinen bir şeyi inkar etmek akıldan kârı vardır diyoruz. Akla zarar, akla ziyan. Çünkü buna mütevatir haber de denir. Mütevatir haber demek aklen ve mantıken yalan söylemeleri mümkün olmayacak kadar büyük kalabalıkların, cemmi gafirin silsileler halinde her dönem naklettikleri haberlere biz mütevatir haber diyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşamış mıdır? Tarihte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye bir peygamber gelmiş midir? Evet gelmiştir. Çünkü aklen inkarı mümkün olmayacak silsileler halinde bütün insanlık bunu haber vermiştir. Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiş midir? Evet indirilmiştir. Bunu inkar da mümkün değildir. Bunları inkar akla ziyandır. Ve Amerika diye bir kıta var mıdır? Biri çıkıyor yok diyor. Dünya yuvarlak mıdır? Hayır biri çıkıyor düz diyor. Bunlar akla ziyan şeylerdir. Aynen şeytan taşlamada bu kadar güçlü bir haberdir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında önce Akabe cemresi denen büyük şeytan hatta yerlerinde göstererek sahabesine tarif ederek nasıl taş atacağını tarif ederek şeytan taşlamıştır. Allah Resulü Mina'da ki bu vaciptir. Hadis-i şerif kitaplarımızda cemerat bahsi vardır. Cemre demek, cemerat demek ateşten bir parça anlamına gelir. Ve bu cemeratta, Mina'da Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı bütün hutbeler, söyledikleri bizim elimizde kayıtlıdır zaten. Hem yazılı olarak hem de sözel, şifahi olarak bu mütevatir hale gelmiş bir haberi biri çıkıp İslam'da şeytan taşlama yoktur diye Peygamberimiz zamanında bu yoktur diyorsa onun ancak aklından şüphe edilebilir. Çünkü bütün haberleri inkar etmiş gibi olur. Yani Türkiye'de Ankara yoktur diyen ne diyorsa Peygamber Efendimiz zamanında şeytan taşlama diye bir şey yoktu demek aynıdır. Bilenler için, tarihi okuyan, kitap okuyan, aklını çalıştıranlar için, dünya tarihini bilenler için, dinler tarihini bilenler için, asr-ı saadet tarihini bilenler için bu kadar saçma sapan bir iddiadır. Daha da varsa kafanızda arkadaşlarınızdan Yok vesaire efendim, yok söylenen. hayır. Çok teşekkür Şimdi ederim. buna Çok mütevatir teşekkür ederim. haber Sağ diyoruz. olun. İnkarı mümkün değildir. Hazreti Peygamber nasıl yaşamışsa cemaratta şeytan taşlama da vardır. Kurban kesme de vardır. Hac da aynı şekilde bugün yaptığımız şekilde peygamberimize bakarak huzu menasikekum Peygamber Efendimiz diyor ki haccın menasikini ibadet tarzını neler yapılacağını benden alın diyor. Namaz için de aynısını söylüyor. Sallu kemara aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın. Dolayısıyla biz Peygamber Efendimiz'den gördüklerimizi yapıyoruz. Bir sahabi geldi ya Resulallah. Önce taş mı atayım, kurban mı keseyim? Ya da kurbanımı kestim, tıraşımı oldum. Kurbanımı kesmeden tıraş oldum. Taş atmadan tıraş oldum. Bu sorular hep Peygamberimize söylendi. Hatta bir tane daha söyleyeyim. Tam cemerat zamanında Mina'da Allah Resulü taşları atarken devesinin üzerindeyken arkasında bugünkü konumuz da buydu. Hemen bahsedeceğim şimdi.
Arkasında devesinin terkisinde de Fadıl bin Abbas vardı. Bir kadın geldi, Resulullah Efendimiz'e soru sordu. Ya Resulallah, babamın yerine ben hac yapabilir miyim? Devesinin yularında bir sahabi tutuyordu. Fadıl bin Abbas da kadın genç olduğu için, o da genç, ona baktı, yüzünü ona çevirdi. Allah Resulü eliyle şöyle yüzünü Fadıl'ın geriye doğru ittirdi. Kadına bakma dedi, yabancı bir kadın. Kadın peygambere soru sormuştu. Allah Resulü dedi ki, babanın borcu olsaydı onu ödeseydin borç ödenmiş olur muydu? Olurdu. Babanın yerine de hac yaparsan hac borcunu babanın ödemiş olursun dedi. Bu fetvada Mina'da Cemerat'ta geçti. Şeytan taşlama esnasında. Resulü Efendimizin biz günlüğünü yazabiliyoruz bugün. Güne gün hiçbir dedemizin, hiçbir sülalemizin geçmişini Resulü Efendimizin günlüğü kadar bilemiyoruz. Hayatı kadar bilemiyoruz. Ama son 10 sene özellikle Medine'deki Resulü Efendimizin günlerini şu gün şuradaydı, bugün bunu yaptı diye biz ispat edebiliyoruz. Sevgili kardeşim, Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağlık, afiyet diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, WhatsApp sorularımız var. Bir sorum olacaktı. Çocuklar kendi kapılarının önünde oynamıyor. Geliyor bizim kapının önünde oynuyor. Babam da çıkıp onlara kızıyor, gidin başka yerde oynayın diyor. Annelerine, babalarına beddua ediyor, küfrediyor. Bunun günahı nedir hocam? Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz ve çocuklardan bahsediyoruz da cevabı yine oradan vereyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam baktı çocuğun bir tanesi bir başkasının bahçesindeki hurmalara taş atıyor. Hurmaları düşürüyor, gidiyor yiyor. Taşı atıyor, gidiyor yiyor. Geldi yanına. Dedi ki, ey çocuk sen niye taşlıyorsun, bu hurmalara zarar veriyorsun, ağaçlara zarar veriyorsun? Çocuk dedi ki, hurma yiyeceğim, karnım aç. O zaman dedi, kendiliğinden düşenler var, bak bir sürü burada dökülmüş. Onlardan ye dedi. Yere dökülenlerden ye. Taşlama. Ne yaptı burada? Ona bir alternatif gösterdi. Hey! Vay! Taşlama! Hey! Geldim! Falan demedi. Ne dedi? Ey çocuk geldi, okşadı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hurmaları niye taşlıyorsun? Şimdi çocuk geliyor. Evinin önünde oynuyor. Evinin önünde oynuyor çocuk. Nereye gidecek? Bir yerde oynayacak. Evladım, bu mahallenin çocukları mısınız? Evet amca, ne güzel top oynuyorsunuz. Aferin size, çok güzel. Akıllısınız siz, çok terbiyeli çocuklara benziyorsunuz. Gelin şurada, bak şurada boşluk var. Ben size bir de top alayım. Topunuz eskimiş mesela, değil mi? Şurada oynayın, hadi evladım. Oo, sağ ol amca, Allah razı olsun. Ondan sonra o amca bir şey dedi mi, çocuklar emrin başım üstüne derler. Ama sen onlara küfredersen, bağırırsan onlar maalesef daha da inat ederler. Sen olmadığın zaman istediğini yapar, sen olduğun zaman yapar, kaçarlar. Sen de sinirinde kalpten olursun, şekerden olursun efendim. Muhallebi güzel yedin diyerek çocuğu namaza başlatan bir abi tanıyorum ben. Diyor ki hocam, getirdi bana Hasan. Hasan'ı getirdi. Hasan dedi ki, ben Hasan'la muhallebicide tanıştım. Muhallebi yiyordu orada. Gittim masasına. Evladım sen ne güzel muhallebi yiyorsun. Yani yemek yiyişin ne kadar güzel. Seni terbiye eden, büyüten anne babayı tebrik etmek lazım. Ne güzel edebinle oturmuşsun. Bir de namaz kılıyorsan çok daha güzel olursun. Namaz kılıyor musun? Adın ne? Hasan. Namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Kılmak ister misin? Kılarım. Kılmak isterim tabii. Hadi gel seni bir hocayla tanıştırayım. O sana nasihat etsin, namaza başlatsın. Getirdi bana. Ve Hasan namaza başladı. Sonra da gerçekten namazla abdestli bir genç oluverdi. Yani 13-14 yaşındaki bir çocuğu muhallebiyi güzel yiyor diye gönlünden kazanıyor. Ve ondan sonra o çocuk namaza başlıyor. Olaylara böyle yaklaşmak varken küfürle sen nasıl örnek olacaksın? Koskoca adam çocuklara küfrederse o hayalleri yıkar. Çocukların kafasındaki o amcanın, o abinin, neyse o kişinin imajı berbattır.
felakettir. Büyüdüğünde o adam ölecek, bu çocuk büyüyecek. Ya burada bir tane vardı, adı neydi bilmem ne işte. Küfredip dururdu, pisin biriydi. Böyle hatırlanmak var. Bir de var ki bizim bir Hasan amcamız vardı, bir Mehmet amcamız vardı. Ya cebinden her gün bize bir şey çıkarır verirdi. Şeker verirdi, çikolata verirdi, para verirdi. Benim bir amcam var, benim amcam Hasan amcam. Dinliyorsa selam olsun. Camiye gidiş gelişinde her seferinde çocuklara Allah bir diyenlere hemen şeker verir. Çocuklar Allah bir. Onun namaza gidiş gelişinde herkes sıraya geçer Allah bir demek için. Öyle öğretmiş. Şimdi bu unutulur mu? Böyle terbiye etmek lazım. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.